Merhaba, ben Ahmet Yeşiltepe. Dünyanın gündemini oluşturan haberlerden seçtiklerimizi paylaşacağız. Her zamanki gibi önce birkaç başlık verelim. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Fırat'ın doğusundaki terör tehdidini bertaraf etmek için operasyon yapılacağını açıklamasının ardından gözler bölgeye çevrildi. Açıklamanın ve olası operasyonun Moskova'daki, Rusya'daki yansımalarını konuşacağız birazdan. İnsanlık küresel ısınmayla mücadelede tek vücut olmakla hali zorlanıyor. Polonya'da devam eden Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı'nda müzakereler zorlu geçiyor. Polonya'daki son gelişmelere de az sonra bu ekranda yer vereceğiz bir canlı bağlantıyla. Ve Amerika Birleşik Devletleri First Lady'si Melania Trump, Beyaz Saray'daki yaşamın zorluklarını anlattı. First Lady'nin itiraflarını da birazdan paylaşacağız. Dünyanın haberi başlıyor. Türkiye'nin Suriye topraklarındaki 3. harekatı için işaret fişeğini dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yaktı. Hedef Fırat'ın doğusundaki terör yapılanması olacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Fırat'ın doğusuna operasyon açıklamasının Rusya'daki yankılarını almak için şimdi Moskova'ya gideceğiz. Çağdaş Türkiye Araştırmalar Merkezi Başkanı Amur Gaciyev karşımızda olacak. Sayın Gaciyev, çok teşekkür ederiz yoğun programınıza rağmen bize katıldığınız için. Hemen ilk sorumu yöneltmek istiyorum. Tempolu bir şekilde, hızlı bir şekilde başlamak istediğim için ilk sorum. Cumhurbaşkanı'nın açıklaması tabii doğal olarak. Fırat'ın doğusuna yapılacak operasyon açıklaması Moskova'da nasıl yankı buldu? Yani şimdi şu ana kadar yapılan açıklamalara baktığımız zaman Moskova'nın Ankara ile hem genel olarak Suriye'nin çözümü ile ilgili hem de özel olarak Türkiye'nin yaptığı ya da yapmaya çalıştığı operasyonlarla ilgili yakın temasta olduğu anlaşılıyor. Ve bu konuda böyle ne sert bir tavrının ne de bir tepkinin olmadığı görülüyor. Bu demek oluyor ki Moskova'nın Türkiye'nin özellikle sınırdaki endişelerini anlamakta olduğu anlaşılıyor. Öte yandan hiç unutmama gerekir ki örneğin hem Zeytin Dalı operasyonu olsun hem de Fırat Kalkanı operasyonu olsun Moskova bunları da anlayışla zamanında karşılamıştı. Bu yüzden bu konuda Moskova ile Ankara arasında yakın temas var ve bence Moskova'nın bu konuda bir anlayış söz konusu olduğu anlaşılıyor yani şu ana kadar yapılan açıklamalara göre. Peki operasyon sonrası diyelim ki Türkiye bölgeye harekatı gerçekleştirdi ve özellikle Suriye'nin kuzeyinde Afrin'deki gibi ya da Elbab'daki gibi bir geniş bir cep ya da cepler açtığı alanlar oluşturdu. Burada Rusya ile işbirliği devam eder mi ya da nasıl devam eder, o konuda bir görüşünüz var mı? Şimdi Suriye'de Türkiye'yi Moskova bir legal bir oyuncu olarak görüyor. İran'ı da aynı şekilde bu Astana süreci kapsamında. Ancak kuzey doğusundaki hem bu YPG-PYD örgütleri hem de Amerika tarafından yaptığı ve oradaki ittifak tarafından yapılan ilk hakkını Rusya kabul etmiyor. Bu anlaşılıyor. Dolayısıyla yani operasyon sonrası Rusya ile Türkiye arasında işbirliği devam edecektir. Aynı zamanda bu operasyonu Rusya İdlib için de bir fırsat olduğu da yani gözden kaçırmamak gerekiyor. Çünkü örneğin bir operasyon başlarsa Özgür Suriye ordusunun elemanları ya da Moskova'ya göre radikal olan birlikler İdlib'ten doğuya doğru yönelecek. Bu tabii ki İdlib meselesinin çözümüne yol açacak. Aynı zamanda Suriye çözümü bağlamında hem Anayasa Komitesi'nin oluşturulması hem de Suriyelilerin dönüşü ve hayatın normalleşmesi konusunda da bir adım atılacak. Dolayısıyla yani o bölge
Yani Fırat'ın doğusundaki bölge zaten Rusya tarafından ilhak edilmiş, yani Amerika tarafından ilhak edilmiş bir bölge olarak görünüyor. Ve orada Rusya ile Astana süreci bağlamında işbirliği içerisinde olan bir Türkiye'nin daha güçlü bir rol oynaması bence Rusya tarafından anlayışla değil de daha doğrusu çok yani anlayışla karşılanacak, evet, diyebiliriz. Evet, çok kısa. Bu yüzden bu işbirliği devam edeceğini kestirebiliriz. Evet, çok kısa ama çok kısa rica edeceğim. Moskova yönetimi Ankara ve Şam arasındaki ilişkiyi kurma konusunda zaman zaman gayret sarf ediyor. Çok kısa, bu süreç devam ediyor mu? Yani Ankara ile Şam mevcut rejim arasındaki ilişkiyi kurma açısından Rusya'nın gayretleri devam ediyor mu ve devam edecek mi sizce? Yani şimdi bu gayretler konusunda basında bir net bir açıklama yok ama şunu kestirebiliriz, eğer böyle bir talep gelirse Türkiye'den, Türkiye tarafından Moskova bunu sağlayabileceği, çünkü bu yönde hem kapasitesi var, hem iradesi, hem de gücü var. O yüzden bunun gerçekleşebileceğini kestirmek mümkün diyebiliriz. Murat Gaciyev, çok teşekkür ederiz. Olağanüstü güzellikte karlara bürünmüş bir Kremlin, Moskova görüntüsü vardı hemen arkasında, canlı olarak gördüğünüz gibi. Ve havada kararmak üzereydi Moskova'dan. Şimdi Polonya'ya gideceğiz canlı yayında. Küresel ısınma hayatımızı giderek daha fazla etkiliyor. Ülkelerin önlem alması şart ama ne yazık ki bu konuda elini taşın altına koyan çok az. Polonya'nın ev sahipliği yaptığı Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı'nda da müzakereler çok zorlu geçiyor. Yarın sona erecek bu konferansta Paris İklim Anlaşması'nın hayata geçirilmesi gereken ilkelerinin karara bağlanması bekleniyor. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Guterres, iklim değişikliği konusunda adım atılmamasının gezegenimiz için intihar anlamına geldiği uyarısında bulundu. Müzakerelerdeki son durumu almak üzere Polonya'ya gideceğiz. İklim Değişikliği Konferansı'nı yerinde takip eden Tema Vakfı Çevre Politikaları ve Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanı Özgül Erdemli Mutlu karşımızda. Sayın Mutlu, öncelikli olarak çok teşekkür ederiz yayınımıza katıldığınız için. Konferansta somut olarak karar çıkması ya da kararlar çıkması bekleniyor mu? Bunlar neler? Merhabalar, iyi yayınlar Ahmet Bey. Evet, sizin de bahsettiğiniz gibi yarın aslında toplantının resmi olarak son günü. Onun için bugün özellikle müzakereler hızlandı. Yarın akşama kadar Paris Anlaşması sonrasında kurallar kitabının oluşturulması gündemdeydi bildiğiniz gibi. Ve Paris Anlaşması'nın üzerinden 3 sene geçti. Aslında sadece bu seneki çalışmalar değil bunlar. Geçtiğimiz dönemlerde bununla ilgili atlıkları, resmi heyetler, delegasyonlar çalıştılar. Polonya'nın ev sahipliğindeki COP24'te de özellikle bu hafta müzakereler hızlandı. Ve genel hatlarıyla çok maddelerinin çoğunun ile ilgili uzlaşma sağlandığı söyleniyor. Ama hala uzlaşılmamış birkaç, yani belli kesimler var. Birkaçı gelişmiş ülkelerden ve henüz Paris'i onaylamayan bir iki ülkenin muhalefeti yüzünden henüz geçmediğini duyduk. Ama Polonya'nın ev sahibi ülkenin bastırmasıyla yarın akşama kadar, ama normal saatte akşam bitmezse de Birleşmiş Milletler müzakerelerinde şöyle oluyor, saati durduruyorlar. Ve karar çıkana kadar aslında heyetler zorluyorlar. Belki bu yola da gidilebilir. Cumartesi sabahına da sarkabilir. Ama cumartesi sabahı kalsa bile resmen cuma günü itibariyle, cuma sonu itibariyle bu kararlar kitabı, prensiplerin, nasıl raporlama yapılacaklarını, şeffaflık mekanizmasını ve bütün bunların sonuçlanması bekleniyor. Sayın Mutlu, kısaca alabilir miyim acaba? Paris Anlaşması'nın aslında ilkeleri karara bağlanıyor burada ama Amerika Birleşik Devletleri yok. Tabii o olmayınca da küresel bir hareket aslında zayıf düşecek, zayıf kalacak endişesi var. Bu endişeler sizce haklı mı ve kararlar içerisinde Amerika'ya atıfta bulunulacak mı? Şöyle söyleyeyim, aslında resmen yani Amerika çıkma talebinde bulundu ama normalde kendi iç hukukları sebebiyle de Amerika'nın tamamen Paris Anlaşması'ndan çekilmesi 2020'den önce mümkün olmayacak. Bu da şu anlama geliyor, bir sonraki seçimlerde eğer başka başkan gelirse ve Trump'ın kararını geriye çevirirse hala Paris'in parçası olmaya devam edecek. Yani şu anda derken geçen sene itibariyle Trump çekilmeyle ilgili olarak Amerikan yönetimi bu taleplerini yaptılar.
ama 2020'ye kadar önümüzdeki 2 yıl içinde de hemen yani şu anda dışında değiller. Ayrıca şu anda biz UNFCCC'nin yani Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi'nin 24. taraflar toplantısındayız. Amerika da bunun parçası. Türkiye de öyle. Türkiye de Paris Anlaşması'nı onaylamayan ülkelerden biri ama Türkiye de UNFCCC'nin parçası. Dolayısıyla burada bütün ülkeler, 196 ülke bu sözleşmenin tarafı olarak müzakerelere devam ediyorlar. Türkiye'nin de bir takım talepleri var. Onunla ilgili görüşmeler de devam ediyor. Sorunuza dönecek olursak Amerika'nın olmaması zayıflatıyor mu? Evet, zayıflatıyor. Ama bu resmin bir tarafı. Diğer taraftan baktığınızda da sadece devletler değil burada konuşulan ve her ne kadar resmi olarak Amerika daha geride adımlar atsa da Amerika'nın içinde yani pek çok eyaleti, belediyeleri, belli kuruluşları Trump yönetiminin tersine iklim hareketiyle ilgili olarak çok ilerici adımlar atıyorlar. Bu da kendi yönetimlerinin o geriye dönük adımlarını dengeleyici oluyor denebilir. Evet, Özgül Erdem. Özgül Erdemli Mutlu'ya çok teşekkür ediyoruz. Tema Vakfı temsilcisi Polonya'daki iklim konferansını yakından takip ediyordu. Şimdi az önce verdiğimiz özetler arasında yer alan bir haber başlığını aktaracağız. Amerika Birleşik Devletleri'nin çok popüler First Lady'si Melania Trump dün verdiği bir röportajla ülkesinde çok konuşuldu ve tartışıldı. Melania Trump First Lady olmanın zorluklarını anlattı ve eleştirilere rağmen doğru bildiği yoldan şaşmadığını söyledi. Eşinin ikinci dönem adaylığı ile ilgili olaraksa net bir yanıt vermekten kaçındı. I do what I think it's right. Doğru olanı düşündüğümü yapıyorum. Kamuoyundan ve medyadan eleştiri alacağımı biliyorum. Ama ülke için ve halk için doğru olduğuna inandıklarımı yapıyorum. Bu nedenle kendime karşı dürüst olmayı ve kendimi dinlemeyi önemsiyorum. Amerika Birleşik Devletleri First Lady'si Melania Trump açıklamalarıyla ülkenin gündemine oturdu. Trump, USS George H.W. Bush uçak gemisini ziyaretinde Amerikan Fox News kanalına demeç verdi. Melania Trump, First Lady olmanın en güçlü yanının ne olduğunu anlattı. I would say the opportunists who are using my name or... İsmimi ve ailemi kullanarak bir yerlere varmayı isteyen fırsatçılar beni çok zorluyor. Bunlar arasında komedyenler, gazeteciler ve kitap yazarları var. Melania Trump, eşi Donald Trump'ın ikinci dönem adaylığını destekleyip desteklemediği sorusuna ise dolaylı yanıt vermeyi tercih etti. I think my husband, he's doing... Bence eşim inanılmaz iyi bir iş çıkarıyor. Ülke tarihte olmadığı kadar iyi bir durumda. Evet, ben de ülkenin başarısının sürmesini istiyorum. Noel dolayısıyla askerler ve aileleriyle bir araya gelen Melania Trump, gündemi hep yakından takip ettiğini, görüşlerini eşine aktardığını da söyledi. Amerika Birleşik Devletleri First Lady'si zaman zaman eşinin üslubunu sert bulduğunu da itiraf etti. Evet, dünyanın farklı köşelerinden ilginç olay ve görüntüler eşliğinde kısa bir haber turuyla devam ediyoruz şimdi. Facebook CEO'su Mark Zuckerberg'in ardından Amerikan Kongresi'nde ifade verme sırası Google'ın CEO'su Sundar Pichai'deydi. Teknoloji devinin CEO'su Amerikalı siyasilere aptal diye arama yapınca sonuçlarda neden Donald Trump'ın çıktığını açıklamaya çalışırken arka plandaki bir kişi ise dikkatli gözlerden kaçmadı. Monopol oyununun simgesi fötr şapka ve monokl takan pos bıyıklı adam temsilciler meclisindeki oturumdan akılda kalanlar arasında girdi. Görüntüler Brezilya'dan, evet, bir alkış tufanı. Görünen o ki Brezilya'da plajda kaybolan çocukların ailesi işte böyle aranıyor. Ailesinden ayrı düşmüş, kaybolmuş küçük kızı bir yardımsever omuzlarına alıyor. Plajdakilerin dikkati de çevredekilerin alkışlarıyla oraya doğru, o kişiye, olaya çekildikten sonra sahil boyunca bir yürüyüş başlıyor. Yöntem hayli etkili olsa gerek, çok kısa bir süre sonra küçüğün ailesi sevinç gözyaşlarıyla kızlarına kavuşuyor, ortaya çıkıyor, evet. O kavuşma anı da ekranlarımıza yansıyor. Bu kez Avustralya'dayız. Banka soygununa girişen hırsızlar güvenlikli camları aşmak için bir iş makinesini kullandı. Kırılmaz camlar kepçe darbesiyle darmadağın oldu. Çalan alarmı aldırmayan hırsızlar çok miktarda parayla kayıplara karıştı. Sıradaki görüntülerimiz Çin'in doğusundan. Kavşakta bekleyen yaya bir trafik kazası sonrası kontrolden çıkan araçtan anlık refleksiyle işte böyle kurtuldu. Soğukkanlılıkla yana kaçan adam olayı yaralanmadan atlattı.
Kazaya karışan diğer araçsa nehre düştü. Boğulmak üzere olan sürücü daha sonra polis tarafından son anda kurtuldu. Evet, o sürücünün de nehirden çıkışını gördük şimdi. Yine Çin'e gidiyoruz. Uzak Doğu sporu ustaları denge, güç ve koordinasyon konusundaki yeteneklerini geleneksel aslan kostümüyle sergiliyor. Olağanüstü, çok heyecan verici, izlerken bile şaşırtan bir gösteri bu. Yerden metrelerce yükseklikteki kalasların ucunda son derece zorlu bir gösteri sergileyen bu dansçılar izleyenlerden büyük beğeni topladı. Düşmemeyi nasıl başardıklarıysa tartışma konusu. Bir kez daha Çin'deyiz. Hayli sıra dışı bir görüntü. Uzaktan kumandalı bir araç gökyüzüne yükseldikten kısa bir süre sonra beklenmedik bir şey oluyor. Kumandadaki bir düğmeye basılmasıyla uçaktan aşağıya paraşütlü bir tavuk bırakılıyor. Evet, tavuk. Süzülerek yere inen tavuk kısa süreliğine uçmanın keyfini çıkarırken uçan tavuğun görüntüsü son günlerde sosyal medyada en fazla paylaşılanlar arasına girdi. Evet, tavuk uçmaz demeyin. Evet, bu haberle bitirdik. Hoşçakalın.